Şebnem. Sürpriz. Hülya teyze. Ne işin var senin burada? Aşk olsun Hülya abla. Hülya teyze kim gelmiş? Komşu bir şey soruyor da sen geç, ben geliyorum şimdi. Ne oluyor? Uygunsuz bir zamanda mı geldim? Hem de nasıl? Denizler içeride. Hem nasıl oldun sen benim? Pardon ya, ben şeyden... Hadi hadi şimdi, sen hemen git. Ben seni sonra ararım. Hay Allah, tamam. Ama nasıl temyiz edebilir Necat? Davayı açan o. Protokoldeki her şeyi o belirledi. Her şey onun istediğine göre oldu. Peki hangi gerekçeyle? Sakin ol kardeşim. Dosyaya bakar cevabımızı veririz. Peki temyizden dönmesi o kadar uzun sürer mi? Dediği temyiz değil. Ondan önceki başka bir başvuru yolu. Dosya oradan döndükten sonra ancak temyize başvurulabilir. Necat, ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani bu adam davayı istediği kadar uzatabilir mi? Bunu daha sonra konuşsak Deniz. Bir dakika, bir dakika ya. Bu adam dediğin kim senin ya? Ben senin kocanım be, kocanım. Sen benim hiçbir şey misin? Anne! Sen karışma Ece. Ne demek karışma ya? Bu babanla benim aramda olan bir şey. Bak, baban diyorsun. Ben sizin çocuğunuzum. Ve sen ne dersen de siz hala evlisiniz. Şu çocuktaki sağduyu bile kalmamış sende. Yazık be, yazık. Hala şu adamı taşıyorsun yanında. Evinde kalıyorsun. Çok ileri gidiyorsun Alihan. Sen önce yediğin herzelere bak, sonra Deniz'e laf söyle, tamam mı? Çocukların gözünü boyamış olabilirsin ama... Mirat. Ne oluyor? Ne demek istiyor baba? Baba, bilmediğim ne var? Aa, hep aynı şeyler. Yok, bizi terk ettin. Bizi beş parasız bıraktın. Sen de inadına kaşıyıp durma. Biraz medeni olun ya. En azından çocukların hatırına. Zaten aile meselelerinin böyle ortalıkta konuşulması hata. Ben daha fazla dayanamayacağım, gidiyorum. Aa Deniz! Aşk olsun ama. Ben canımın derdiyle uğraşırken... Sizin şu yaptığınıza bak. Ay sanki dünyada ayrılan tek çift sizmişsiniz gibi. Hem ben buraya sizi kararımı açıklamak için çağırdım. Öyle ya da böyle. Hayatımdaki en önemli insanlarsınız. Hadi söyle artık Hülya. Peki. Ben bu bebeği doğurmaya karar verdim. Kimse bir şey demeyecek mi? Tebrik de mi etmeyeceksiniz? Yani bu durumda iyi düşündün mü? Evet. Ben bu bebeği dünyadaki her şeyden daha çok istiyorum. Canım pahasına da olsa onu dünyaya getireceğim. O zaman hayırlı olsun. Tebrik ederim Hülya'cığım. En doğru kararı almışsın. Sana da bu yakışır. Çok incesin Alihan. Bu dünyada yapılabilecek en güzel şey çocuk. Onların verdiği mutluluğu hiçbir şey vermez. İkiyüzlü. Kıskanacağım ama bak. Aa, olur mu? Senin yerini kimse dolduramaz. Hem bak gördün. Kardeş, odan hazır. Burası senin de evin. Deniz. Artık anne değilsin, anlayamazsın diyemeyeceksin bana. Eşitlendik mi? Hayırlı olsun Hülya. Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin. Evet Hülya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
Nejat. Sen niye hiçbir şey demiyorsun babası olarak? Nutkun mu tutuldu hayatım? Sen tek başına karar verdiğine göre ne dememi bekliyorsun? Ha, aldır diyecektin yani. Müsaadenizle. Aa, nereye canım, daha yemek yiyeceğiz. Tuğba, yemekler daha hazır olmadı mı? Gerçekten kalamayacağım. Görüşürüz. Hadi Ece. Ben Ece'yi getiririm sonra. Ben de gideyim baba. Yalnız bırakmayayım şimdi. Şu temiz işine ne diyecekler çok merak ediyorum. Hülya teyze. Görüşürüz. O zaman ben de gideyim. Sizin konuşacak şeyleriniz vardır. Görüşmek üzere. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.